Burası Ulusal Sağlık Merkezi. Virüs Türkiye'ye ulaştı. Ulusal tarafta güvenlik sağlanması lazım. Hastaneler doldu. Yardım edin. Ulusal Sağlık Merkezi. Artık tüm bilgileri Paranormalizm kanalından alacağız. Oraya abone olmayı unutmayın. Eğer birilerine sesim gidiyorsa Paranormalizm kanalına abone olun. Burası Paranormalizm. Sizlere gerçekleri anlatmak için çıktığımız bu yolda başka bir gerçekle karşınızdayız. Ben Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Covid-19. 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya hızla devam ediyor. Belirti veren bir hastalık olan ve özellikle solunum yolu rahatsızlıkları ile kendini belli eden bu hastalığın ilk belirtileri arasında kuru öksürük, ateş, halsizlik, eklem ağrısı, boğaz ağrısı, solunum sıkıntıları gibi durumlar yer alıyor. Solunum yollarını hedef alan bu salgın bulaşıcı olduğundan koronavirüsünden koruma yolları araştırılıyor. Öte yandan koronavirüs 1960 yılında tespit edilmiş ve birkaç tane çeşidi olan bir rahatsızlıktır. Daha çok hayvanlarda görüldüğü bilinse de ilk kez insanlarda görülmeye başlanmıştır. Şimdi asıl konumuz bu değil. Tabii ki sizlere aylar öncesinden ortaya çıkmış ve dünyayı kasıp kavuran bir virüsü tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Zaten bunu zamanında çok fazla yaptılar. Asıl konuya girelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid sonuçlarına güvenmeyen Tanzanya Devlet Başkanı Mafuli, hayvanlardan ve meyvelerden hatta motor yağından aldığı numuneleri tıpkı bir insandan almış gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün laboratuvarlarına gönderdi. Gelen sonuç ne miydi? Pozitif. Şimdi bu videonun devamında Tanzanya Devlet Başkanı'nın açıklamalarını dinleyeceğiz ve kararı biz vereceğiz. Koronavirüsü aslında yok mu? Kandırılıyor muyuz? Sampo za oili ya gari na sampo za vitu vingine mbalimbali tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua na tukazipa majina. Sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30. Mel, ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya Fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45 female. Matokeo yake yalikuwa inconclusive. Tulipopeleka sample ya Papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sampo ya ndege Kware imekuwa positive. Tumepeleka sungura ikawa determinant. Tumechukua mbuzi akawa positive. Tukachukua kondoo akawa negative na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu halafu ikaje ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka Fenesi likawa positive, makamasi kamasi yake yale ambalo tuliapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth Fenesi. Açıklamaları dinlediniz. Aylardır ben ve benim gibi araştırmacılar bu konu üzerine defalarca kez araştırmalar, hatta videolar yaptık. Hatta ben yaptığım videoların çoğunu yayınlamaktan vazgeçtim. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine güvenip ya da güvenmeyeceğimizi bilemeyiz. Tabii ilerleyen günlerde olayların hepsini yaşayarak öğreneceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hoşunuza gitmediyse dislike atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ben Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm.
Her şey bize anlatıldığı gibi mi? Sizce tüm bu olanlar bir tesadüf mü? Anlatılanların doğruluğunu ne kadar biliyoruz? Tüm bunlara açıklık getirmek için bizimle kalın.